Efendim, cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise başvurmuş, hayatına da son vermeden önce annesine bir mesajla veda etmişti. Zanlıların yakalanmamasına dayanamadığını söyleyerek canına kıyan 18 yaşındaki Eda Nur'un kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Cinsel saldırıya uğradığını söylemiş, polise giderek şikayetçi olmuştu. Balkondan atlayarak hayatına son veren Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı. Kan donduran olay cumartesi gecesi Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı mahallesindeki bir sitede yaşandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olay işte bu binada gerçekleşti. 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan ablasıyla birlikte bu binanın 15. katında yaşıyordu. İddialara göre istismara uğramıştı ve buna daha fazla dayanamadı, hayatına son verdi. İddiaya göre genç kız 30 Haziran gecesi ablasıyla eğlenmek için dışarı çıktı. Gittikleri eğlence mekanında tanıştığı iki kişi genç kızın alkollü olmasından faydalanmıştı. İntiharından hemen önce genç kadın polise gitmiş, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ve genç kızın polise verdiği o ifade ortaya çıktı. Eda Nur ifadesinde bir mekanda oturarak alkol aldık. Yusuf sen iyi değilsin diyerek beni kandırdı ve bir otel odasına götürdü diyerek anlattı başına gelenleri. İfadesinin detayları ise kan donduracak cinstendi. Alkollü olduğu için o sapıklara karşı koyamamıştı Eda Nur. Otel odasına götürdükleri genç kıza cinsel saldırıda bulunan iki zanlı daha sonra genç kızı taksiye bindirerek ablasının yanına gönderdi. O gece bindiği taksinin şoförü de fark etmişti genç kızın perişan halini. Eda Nur yol boyunca ben nasıl bir ortamın içine düştüm, ben ne yaptım, şimdi anneme ne diyeceğim diye sayıklamıştı. Başına gelenleri ancak kendine geldikten sonra anlatabilmişti ablasına. İki kardeş polisin yolunu tuttu ama sağlık kontrolünde cinsel saldırıya uğradığına dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Genç kız annesine de bazı şeylere dayanamıyorum artık. Beni çok harcadılar. Ben dik duramıyorum. Siz durun. Hakkını helal et diye yazmıştı. Ve o mesajdan sonra 15. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak son vermişti hayatına. Yürek yakan olay sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Giderim Allah'ımdan. Bakanlıktan yapılan açıklamada Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız ifadelerine yer verildi.